saat 14.30 gibi köpeğimizi aldılar. İri bir fırk ama tabiat olarak sevgi dolu. Birazcık böyle bir parça ciğerle kandırdım. Sonra tabii ki veteriner hekimler aldılar. Artık bu işin ustası olmuşlar ve tekniğini biliyorlar. Hayvanlar da sanırım onlara güveniyor üzerlerine o koku siniyor muhakkak. Onların kendilerine yardım edeceğini de anlıyorlar. Ancak e, bu tedaviler resmi kurumlar tarafından karşılanmadıkça hep bir şeyler eksik kalacak. Şimdi e, gönüllüler olmasa resmi kurumlar bu hayvanların sokakta yaşadıklarını ve nasıl bilecekler yani neler çektiğini nasıl zorluklarla savaştığını nereden bilecekler. Gönüllüler şart ama resmi kurumların desteği birinci planda olmalı. Özellikle de ödemeler konusunda. Ben işte barınak yetkilisine bunu söylediğimde yani bu sokak köpeğinin 3 yıldır yaklaşık bu şekilde acı çekeceğini Yine bacağındaki yaranın çok fazla büyüdüğünü söylediğimde bir şekilde işte şöyle cevap veriyorlar dernekten karşılarız. Ama bu sefer işin içine bir sürü insan giriyor. Yani o dernek üyeleri de bilmek istiyorlar, görmek istiyorlar, paramız nereye gidiyor, öğrenmek istiyorlar. Ancak bu bazen farklı boyutlara taşınıyor. İşte benim gibi gönüller bu noktada isyan edebiliyor yani bir bıkkınlık geliyor burada e, fayda sokak köpeğine belediyeler bütçe ayırmadıkça kadrolu veterinerler almadıkça ne yazık ki sokak hayvanları acı çekecek Faturalandırmanın resmi kurumlarca yapılması gerekiyor. Dernekler, gönüller, bağışlar çok önemli ama küçük yerlerde dernek işin içine girince olaylar bazen yorucu boyutlara taşınabiliyor. Çünkü insanlar artık kimseye güvenmiyor. Bazı şeylerin suyu çıkmış et, bazı etiketlemelerle insanların duyguları istismar ediliyor ve haklı olarak da insanlar paramız nereye gidecek? Nasıl har harcanacak? Ne harcanacak diye araştırıyorlar, görmek istiyorlar, öğrenmek istiyorlar ama bu süreç bazen hem sokak hayvanları için, sokak canlıları için hem de gönüllüler için can sıkıcı olabiliyor. Bu sebeple belediyelerin kadrolu veterineri olması gerekiyor. Alsın yine bağış alsınlar. Ama biz e, insanlara yalvarmayalım. Yani ay ne olursunuz işte şurada bir sokak köpeği var, onu tedavi ettirin demeyelim ve sosyal medyada sürekli bağış isteyen insanları görünce açıkçası çok üzülüyorum. Bu işlerin daha seviyeli ve daha sağlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Şu an sokak köpeğimiz kliniğe gitti. Bacağındaki yara iyileştirilecek kısırlaştırma operasyonu oldukça zor çünkü rahmin içinde küçücük bir parça arayacaklar ve böylelikle sokak hayvanları onu rahatsız etmeyecek İnşallah operasyon başarılı geçer çünkü zor olacak ve sokak köpeği olduğu için sanırım burnunda pisi pisi otu var onu da söyledim ona da bakacağım dedi yani ne diyeyim artık Veteriner hekimlere kolaylıklar diliyorum. İnşallah iyi bir operasyon olur ve sonrasında köpeğimiz sağlıkla iyileşir ve sokaklarda artık mutlu canlar olsun.